Ama fiyatları arttıktan sonra Pars arkadaşlar kendini çok kaybetti. Bakın. Böyle derbeder olmuş bir şekilde yatıyor. Neyse arkadaşlar, işin şakası bir yana, dolar ülkemizde çok yükseldiği için maalesef mama fiyatları da çok yükseldi. Ben de daha fazla mamalar yükselmesin diye Pars'a 15 kiloluk bir tane mama daha aldım. İnşallah sever. Şu an 245-250 civarında. Pars'a ilk indirimden mama aldığımda 137 TL'ydi. Mama fiyatları aşırı derecede artmış durumda. Köpek hayvan barınakları da zor durumda. Mama alamıyorlar. Açıyor şu an Pars. Hayvan barınakları gerçekten zor durumda. Mamalar çok yükselmiş. Hele çok lüks marka mamalar 10 kilosu 500 liraya dayanmış. Hadi oğluşum. Yine de bu mamayı sadece Pars'a yedirmeyeceğim arkadaşlar. Sokaktaki canlarımızı da vereceğiz. Mama fiyatları çok yükseldiği için kolay kolay mama da alamayacak duruma geldik maalesef. Hadi oğluşum. İnşallah bu marka mamayı yer. Aç bakalım. Pars'ın bir şeyler açmasını çok seviyorum arkadaşlar. Elleriyle ağzıyla açıyor, çok hoşuma gidiyor. Ama poşeti delmeyelim, tamam mı oğlum? Poşeti delme. Üstüne düşür. Aferin sana. Elimizden geldiğince bu kış aylarında sokakta hayvanlara yardım edelim arkadaşlar. İlla mama almak zorunda değiliz. Evdeki yemeklerden çok salçalı, yağlı olmadığı sürece. Hadi oğluşum. Açacak az kaldı. Pars'tan kaçar mı ya? Şey yırtma. Poşeti yırtma Pars. Görüyorsunuz değil mi nasıl açıyorum? Aferin benim oluşuma. İnşallah bir ay sonra fiyat düşmüş olur. Daha da böyle katlanarak yükselirse bilmiyorum ne yapacağız. Şu kadarcık köpeğe bir ay yetmiyor şöyle 15 kilo mamalar arkadaşlar. Düşünün büyük bir köpek olsa. Yardım edeyim mi oğlum? Hem Pars'ta stresini atıyor arkadaşlar. Hadi oluşum. Mamayı yırtmasın da. Şimdi bir alsana öteki tarafını çevirelim. Şimdi paketi yırtma oğlum. Paketi yırtma. Paketi yırtma. Evet arkadaşlar. Hayır. Pars hayır. Paketi yırtma.